Merhabalar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber börek yapalım istedim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Ben 1 kilo undan yaptım. 1 kilo unumu leğenime boşaltıyorum. Üzerine bir silme yemek kaşığı tuzumu ekliyorum. Yaklaşık 3 su bardağına yakında su kullandım. Hamuru çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Kıvam olarak da birazcık sert bir hamur olacak. Hamurumu iyice toparladıktan sonra da masamın üzerine alıyorum ve masamın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu elma büyüklüğünde bezeler yapalım. İsterseniz hani zamanınız varsa bir 10 dakika beze yapmadan önce dinlendirirseniz hamur kıvamınız çok daha güzel olacaktır. Benim çok zamanım yoktu, o yüzden bekletmedim. Direkt beze yaptım. Açmış olduğum hamurlarımın arasına sürmek için 100 gram kadar tereyağı erittim. Hamurlarımızı açarken birazcık un kullanabilirsiniz. İster merdane kullanın, isterseniz de oklava kullanın. Yuvarlak servis tabağı büyüklüğünde açalım. İlk hamurumuzu açtıktan sonra yuvarlak bir borcam kullandım. Alt tabanına birazcık yağ koydum. Daha sonra da açmış olduğum hamurumu koydum. Hamurun üzerine 1,5-2 yemek kaşığı kadar üzerini kapatacak kadar yağ koyuyorum. Daha sonra da diğer açmış olduğum hamurumu koyuyorum. Bu işlemi hamurumuz bitene kadar tekrarlayalım. Sonuncu hamuru da yaptıktan sonra üzerine bir streç film kapatalım. 15 dakika dinlendirmemiz gerekiyor. Kalan yağımızın da üzerine birazcık sıvı yağ eklemesi yapacağım. Hem açarken kullanacağım hem de üzerine sürmek için kullanacağım. İç malzemesi olarak ıspanak kullandım. Biliyorsunuz bahçemde bu sene çok fazla oldu. Burada 500 gram kadar ıspanağım var. Üzerine 2 adet kuru soğan, 1 tane de domates doğradım. 4 yemek kaşığı sıvı yağ, biraz karabiber, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı da pul biber ekledim. Ben acı sevdiğim için pul biberini birazcık fazla ekledim. Damak tadınıza göre eksiltebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz ıspanak kadar da eşim için de soğansız ve domatessiz yapacağım. Onun için de aynı baharatları kullanıyorum. İyice karıştıralım. Hamurumu bir 15 dakika dinlendirdim. Hemen ilk hamurumu alıyorum. İlk hamurumu aldıktan sonra tekrardan hamurumun üzerine kapatıyorum ve kenara alıyorum. Tezgahımı, daha doğrusu masamın üzerine bir yemek kaşığı eritmiş olduğum yağımdan ekliyorum. Bu arada yağımın içine birazcık da sıvı yağ eklemesi yaptım. Hamurumuzu havalandırarak bu kenarlarından çekerek inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Masamın etrafında döne döne çekebildiğim kadar, inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Çekerken ara ara yırtılmalar olabilir, gayet normal. Hamurumuzun bu kenar kısımları birazcık kalın oluyor. İsteğe bağlı kesebilirsiniz. Ben misafir için yaptığım zaman kesmeyi tercih ediyorum. Kendimize yaptığım zaman da sorun olmaz diyerek kesmiyorum. Tamamen tercih sizin. Ispanağımızı şerit şeklinde hamurun üzerine koydum. Üzerine hamuru kapattıktan sonra da bu şekilde sarıyorum. Daha sonra da rulo haline getiriyorum. Ben bugün porsiyonluk yapmayı tercih ettim. İsterseniz de hani kenarlarından dolandırarak bir tepsiyi de doldurabilirsiniz.
Açarken ara ara yağınızdan da dökebilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Hani yağlı seviyorsanız bol bol da dökebilirsiniz. Bütün hamurlarımı aynı işlemden geçirerek açtım. Ispanağımı koydum. Daha sonra da sararak rulo haline getirdim. Bu arada 1 kilo unumu 8 eşit parçaya bölmüştüm. Yani 8 bezeye. 4 tanesini kendim için, 4 tanesini de eşim için yaptım. İlk tepsimi oluşturdum. Kalan yağımızı fırça yardımıyla birazcık üzerine sürelim. Daha sonra da önceden ısıtılmış 170 derecelik altı üst ayar fırınımıza verelim. İlk hamurumuz kızarırken ben ikinci tepsimi de hazır ettim. Gerçekten oklavayla açmaktan çok daha kolay oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Hamurlarımın üzerine kalan yağını sürüyorum. Daha sonra da bunu da fırına veriyorum. Ispanağı ben en çok börek tariflerine yakıştırıyorum. Gerçekten çok da güzel oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Yapımı da oldukça kolay. Eğer çıtır çıtır bir börek seviyorsanız mutlaka da denemelisiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.